Hasta bir bütün. Özellikle dediğiniz gibi kan dolaşımının bozulması bütün sistemi bozuyor. Burada da şeker belki burada başlatan, damar sertliğini başlatan önemli bir şey. Ve ardından da damar tıkanıklıkları olmuş işte. Stent konmuş ve en sonunda bacak damarlarında da bir miktar işte daralmalar falan var diyor. Bunlar gelişmiş ve bu da tabii ki bu beslenme bozukluğu ve şekerin ikisinin beraber sinirlerin de beslenmesini bozuyor. Yani esasında burada bozulan bir de sinirin beslenmesi. Hocam, sinirin metabolizması da bozuluyor. Evet. Ve sinirler artık bir nevi sapıtıyor. Buna nöropatik ağrı diyoruz. Periferik nöropatik ağrı. Sinirin sapıtmasına bağlı periferik nöropatik ağrı. Özellikle ayağa kalkınca, yürüyünce, yorulunca da daha fazla oluyor. Çünkü sinirler beldede olmuşsa ezilebiliyor. Bu ikisi beraber hem dolaşım bozukluğu hem sinir uçlarının iltihabı. Bu şekilde periferik nöropatik ağrı dediğimiz uyuşmalı, karıncalanmalı, yanmalı, elektriklenme tarzında sinirin sapıtması diyelim ağrısı. Bu şundan oluyor. Sinirin etrafında aynı elektrik kabloların etrafında bulunan kılıflar gibi. Kılıflar gibi bir kılıfı daha var biliyorsunuz. O bu naylon kılıf gibi. Buna Ranvier bombları ve miyelin kılıfı diyoruz. Miyelin kılıfı. Miyelin kılıfı zamanla bu şeker hastalarında eriyor, azalıyor. Ve özellikle beslenmesi bozulması ve oranın metabolizmasının bozulması sonucunda ona bağlı sinir çıplak hale geliyor. Duyarlı hale geliyor. İşte o zaman da bunlar oluyor. Bunlarda yapılacak şey bir defa şekeri düzenlemek lazım. İki dolaşımı düzenlemek lazım o yönden. İşte burada gerekiyorsa varis çorabı devreye girebilir hakikaten eğer venöz yetersizlik varsa. Kan dolaşımı düzenlemek bakımından bitkisel tedaviler burada devreye girebilir. Başka özellikle nöropati, polinöropati için alfa-lipoik asit diye bir asidimiz var. Evet. Bunu devlet veriyor. Bu bitkisel tedavi gibi görünür. Bunu devreye sokmak lazım. Bunlarda eğer şikayetler çok fazlaysa pregabalin, gabapentin gibi esasında antiepileptik dediğimiz yani epilepsi arada kullanılan ama sinir uçlarındaki aşırı deşarjlanmayı engelleyen ilaçlarımız var çıktı. Bu ilaçları veriyoruz bunlara. Pregabalin unutmasın hastamız, gabapentin. Bunlar formül ismini verdim. Fiasa ismini vermedim. Evet. Öbür alfa lipoik asit de yine formül ismini verdim. Doktorlarına bu ilaçları özellikle yazdırmasını istesin. Ama bitkisel desteklerden de fayda görür. Damar dolaşımı düzenleyici. Ona da şeysin. Tabii şeker periziğine çok dikkat etsin. Ayağımda ödem var dedi. Muhtemelen venöz yetersizlik de var burada. Yani hatta orada dedi ki hocam hem damarlarında genişleme hem damarlarında daralma. İkisini aynı anda ifade ediyor. Dediğiniz gibi. Evet. Şimdi hangi damarlar genişler? Venöz damarlar, evet. Toplar damarlar muhtemelen genişlemiş, atar damarlar daralmış. Yani bu iki olay söz konusu. Dolayısıyla venöz damarlar içinde kullanması, varis çorabı kullanması faydalı. Özellikle tavsiye ediyoruz. Tabii şekerin düzenli olmasını özellikle tavsiye. Ama ilaç olarak da bu dediklerimi yaparsa hastamız faydasını görür. Bitkisel tedavilerden destek alsın lütfen. Evet.